Arkadaşlar selamlar. Bu videoda sizlere telefonunuzdan logonuza, ambleminize parlama animasyonu nasıl verebilirsiniz bunu göstereceğim. Bu videoda Pixel Lab ve KineMaster programlarını kullanacağım. Videoya geçmeden önce beni Instagram'dan takip ederek işinize yarar postlara erişebilirsiniz. Onun dışında katıla üye olarak bana hem destek olabilir hem de katıla çektiğim videolardan yararlanabilirsiniz. Şimdi Pixel Lab'ı açıyoruz. Pixel Lab'ı açtıktan sonra buradan arka plan araçlarına gelip image size'ı YouTube yani video boyutuna getirmemiz lazım. Yani 1920'ye 1080 yapıyoruz. Bunu 1920'ye 1080 yaptıktan sonra arka planı PNG bir hale getiriyoruz. Ortadaki yere basıp shapes diyoruz. Arka planı için şöyle bir dikdörtgen oluşturuyoruz. Color'dan da bunu yeşil yapıyoruz. Yani katmanlara geldiğimiz zaman şöyle yeşil bir katmanı biz buraya oluşturmuş olduk. Bunu da kilitleyelim ki şöyle dokunduğumuzda kaymasın. Tekrardan shapes diyoruz. Tam ortaya bizim için bir kare oluşturuyor. Bunun radyusunu birazcık şöyle açıyoruz tam kare olmasın diye. Ve bunun rengini de siyah yapıyoruz. Şöyle boyutunu birazcık küçültebiliriz. Şuradaki çizgilerimizi ve mıknatısımızı açıp şöyle ortalayalım. Şimdi bunu galerimize kaydediyoruz. Save as image diyoruz. Kalitesini buradan ultra yapalım ve galerimize kayıt edelim. Katman kısmına gelip buradaki yere basıp iki katmanı da seçip iki katmanı birleştiriyoruz. Daha sonrasında bu katmana tıklamışken sağ tarafı kaydırıp Erase Color diyoruz ve buradan siyah rengimizi siliyoruz. Siyah rengimizi sildikten sonra böyle bir hale geliyor. Böyle bir hale geldi. Ortasını PNG yaptık. Bunu da Save as Image deyip PNG bir şekilde galerimize kayıt edip KineMaster'a geçiş yapıyoruz. Evet, şimdi KineMaster'a geldik. KineMaster'a geldikten sonra buradan yeni oluştur diyoruz. 16'ya 9 bir şekilde projemizi oluşturuyoruz. Şimdi KineMaster'a geldik. Medya diyoruz. Arka plan için şöyle siyah bir arka plan yerleştirelim. Katman diyoruz. Medya diyoruz. Pixel Lab klasöründen böyle elinizle bunu tam ekran yapabilirsiniz. Bunu tam ekran yaptıktan sonra şöyle biz videonun sonuna kadar uzatalım. Buraya bizim sembolümüzü koymamız lazım. Tam videonun başına değil de az bir şey daha önüne gelerek katman deyip buraya kendi sembolümüzü ekliyoruz. Kendi sembolümüzü ekledikten sonra şöyle ortalayalım. Ama ortaladığımızda benim sembol tam ortalanmıyor. Az bir şey yukarı kaldırmam gerekiyor herhalde. Ya her neyse, sonuç olarak böyle ekrana yerleştireceksiniz. Ve bunun girişini buradan istediğiniz giriş yapabilirsiniz. Şimdi parlama animasyonu eklemek için böyle geldi. Şuradan bir parlama animasyonu ekleyeceğiz. Katman dedik, medya dedik. Görüntülerden beyaz bir görüntü ekledik. Bu görüntüyü kırpma yerine geldik. Şöyle bayağı bir küçülttük. Sağdan soldan da küçültebilirsiniz. Maskesini açıp buradaki tüy yazan yeri şöyle açıyoruz. Bunu açmamızın sebebi şöyle yumuşak bir hale gelmesi için. Yumuşak bir hale geldikten sonra bunu çapraz çeviriyoruz. Videonun sol üstüne yerleştiriyoruz. Ya mesela kaç saniyede? 2 saniyede mi olsun bu olay? 2 saniyelik bunu ayarlıyorsunuz. Daha sonrasında anahtara geliyorsunuz. Bu anahtarın mantığı şöyle. Anahtara bastıktan sonra burada noktalar var. Bu noktadayken buradaki dosya burada. Sağ tarafa gelip yeni bir nokta koydum. Bu noktada nerede olmasını istiyorsanız oraya koyuyorsunuz. Noktadan noktaya göre de hareket ediyor. İlk noktada burada olduğu için yukarıdan aşağıya doğru bu şekilde hareket edecek. Tamam, iyi, güzel, her şey güzel. Niye bunu dışına taşıyor diyeceksiniz. Hemen onu da ayarlıyoruz. Katman diyoruz, medya diyoruz. Pixel Lab'dan yaptığımız ortası boş PNG'yi buraya yine deminki gibi tam ekran bir şekilde yerleştiriyoruz. Bunu tam ekran şekilde yerleştirdiğimizde gördüğünüz gibi parlama animasyonunu yapabiliyoruz. Ya bu animasyon birazcık yavaş olduğu için ben bunu biraz daha böyle azaltacağım ki daha hızlı olsun. Oynatıyorum. Hop, parladı. Opaklığını da az bir şey kısabiliriz. Aşırı parlak şu an. Opaklığını da birazcık kısalım. Hatta biraz daha hızlı olabilir. Bunlar genelde hızlı oluyor. Oynatalım. Hop, parladı. Ya bir daha mı parlamasını istiyorsunuz? O zaman buradan katmanı çoğalt diyeceksiniz. Şöyle sağ basılı tutalım. Sağ tarafına doğru taşıyalım. Bir daha parlayacak bu sefer. Hop, bir daha parladı. Ama bunu da katman olarak geriye atmamız lazım. Bir arkaya gönderelim. Aynen. Yani bu
Ortası boş PNG her zaman üstte olmalı. Tamam, iyi güzel, bunları yaptık diyorsunuz. Şöyle hepsini ben bir sağ tarafından keseyim. Sonuç olarak böyle bir şey oldu. Peki ben bunu nasıl kullanacağım? Ben size bunu da kullanmayı göstereceğim. İlk olarak bunu buradan renderliyoruz. Ayarları falan ayarlarsınız kendinize göre. Hemen buradan yeni bir proje açalım. Koyacak video bulamadığım için kendi afişimi koydum da neyse, burada da gösterir, sıkıntı yok. Export yerinden exportladığımız videoyu buraya koyuyoruz. Buradan renk doygunluğu anahtarını açıyoruz ve yeşil ekranı bu sayede siliyoruz. Şey saçma giriyor, o yüzden buna da bir giriş eklersek daha güzel olur. Pop yapalım onu da. Mesela şuraya koyacağım. Şöyle olacak mesela. Çıkışını da fade yaptık mı tamam. Ya da ne bileyim bir introda falan kullanabilirsin ya. Bu yeşillikleri tam silememişiz de bunun ayarları var. O ayarları da yapabilirsiniz. Buradan detay eğrisinden bunları ayarlayabiliyorsunuz. Sonuç olarak sizlere bugün bir sembolü parlatmayı gösterdim. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki Android eğitim videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.